17 Ağustos 1999 yılının gece yarısı yerel saatte 03.02'de gerçekleşen deprem tüm Türkiye'yi bir anda yasa boğmuştu. Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğündeki gerçekleşen depremde büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştu. Konya'da Ağustos depremi tüm Marmara bölgesinde, Ankara'dan İzmir'e kadar da geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 23.781 vatandaşımız da yaralanmıştı. 505 vatandaşımız sakat kalırken 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar görmüştü. Yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilenmişti. Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olan Marmara depreminde, gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği ve gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından da yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Denizli Büyükşehir Belediyesi fazla üretimden dolayı acı payanlı çiftçilerin elindeki karpuzları satın alarak vatandaşların sofrasına ücretsiz olarak ulaştırıyor. Akalan kavun karpuz pazarından alınarak her gün tırlarla Denizli merkeze getirilen karpuzlar kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı. Üreticiler ve vatandaşların büyük bir memnuniyet duyduğu projeyle toplamda 225 ton karpuzun Denizlilerin sofrasına geleceği kaydedildi. Vatandaşlarımız da bundan sebeplensin. Bizim mahallemizde işçi kesimi gerçekten ihtiyaçları var. Sizden Allah razı olsun Osman Başkanımızdan kendisine teşekkür ederiz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçinin ve üreticinin yanlarında olduklarını söyledi. Acı payanlı çiftçilerin üretim fazlası elinde karpuz olduğunu, aşırı sıcaklardan dolayı ise daha fazla tutmalarının mümkün olmadığını ve bu nedenle de zor durumda kaldıklarını kendilerine bildirdiğini anlatan Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Verdikleri destekle hem üreticilerin hem de vatandaşların kazandığını belirten Başkan Osman Zolan, ürünlerin tarlada kalmasını önleyerek ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremde 117 kişi hayatını kaybetti, 15 bin kişi de evsiz kalmıştı. İzmir, Bornova, Özkanlar'da, karşı apartmanımız yıkıldı. Depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen sorunları hala devam ederken, yaşanılan duruma bir yenisi daha eklendi. Konteynerde yaşamlarını sürdüren 180 aile 15 Eylül itibariyle bulundukları yerlerden çıkartılacak. Ben bizi deprem olarak görmüyor. Ama ben çadırda kalmışım. Yani yurtta kalmışım. Geldim 1,5 senedir burada kalıyorum. Ama ben depremzede nasıl görünmüyorum? Değilsem neden burada kaldım? Yani sonuçta ben de ruhen çok etkilendim. Psikolojim bozuldu.
Hiçbir binaya giremedim. Sizin gibi kaç kişi kalıyor? Benim gibi var, bayağı var. Neresine bakarsanız 180 aile evet, vardır ya. Evet, 180 aile kesin var. İzmir Valiliği ve AFAD işbirliğinde yapılan Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi, diğer adıyla Konteyner Kent'te yaşayan vatandaşlar WorkTürk'e konuşarak tepkilerini gösterdi. İzmir'in Bayraklı ilçesindeyiz. Depremzedelerin kaldığı yer burası. İzmir Valiliği Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi. Ancak bize ihbar geldi ve buraya geldik. Aileler üzgün, 170-180 aile 15 Eylül itibariyle buradan çıkartılacak. Peki neden, niçin ve bu mağdurlar nerede kalacak? Kendilerinden dinleyeceğiz. Ben ilk günden beri korkularım yüzünden deprem sonrası 4 gün sokakta kaldım. Sonrasında çadır, yurt ve konteyner kente yerleştim. Ama şu an çıkarılma durumumuz var. 15 Eylül süre verildi. Yani uzatıldı daha doğrusu. Sayın Valimiz bir açıklama yaptı. 15 Eylül'de buradan çıkacaksınız. Yalnızca ağır hasarlılar kalacak. Depremzede hak sahipleri kalacak diye. İyi de biz depremzede değil miyiz? Şu ana kadar depremzede olarak burada kaldık. Neden şimdi o hak verilmiyor bize? Bir diğerleri olarak bahsetti bizden. Yani biz diğerleri değiliz. Biz de depremzedeyiz. Biz de ruhen depremzedeyiz. Kimimiz kiracı, evinden çıkmak zorunda kaldı, binalara giremedik. Herkesin kendine göre bir hikayesi var bütün arkadaşlarımın. Şimdi şu an kapının önüne koyarsa ben sokakta yaşayacağım. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Çünkü 5 milyar verip ben bir ev tutamam. İşte evimiz hasar gördü. 26 gün çadırda kaldık. Sonra buraya geldik. İşte şimdi bizi polis soruyla en son 15 Eylül'de çıkartılacağız diye geliyorlar, yani söylüyorlar Dilek Hanım veya yönetimden. İşte biz biraz burası uzatılsın, bir de yani bize de TOKİ'den bir hak tanınsın istiyoruz. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kendilerine evler yapıldıktan sonra çıkabileceklerini ve kimsenin mağdur olmayacağını söylediklerini belirtti. Depremzedeyim, iş yerimizi kaybettik, her şeyimizi kaybettik. Yeniden bir iş yapmaya çalışıyorum. Burada kira ödeyecek durumda değilim ve burada yaşayan yaklaşık 200 kişi, hepsi de bir depremzede, kira ödeyecek durumları yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın eşi burada bize söz verdi. Konteyner kentte yaşayacaksınız. TOKİ'den hepiniz hak sahibi olacaksınız. TOKİ bitene kadar burada kalacaksınız diye devlet anamızın ve babamızın bize sözü var. Biz bunlara güveniyoruz ve TOKİ konutları bitene kadar burada kalmak istiyoruz. 3 milyar 750 bin maaşım var. Kiralar 5 milyar. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Yakınım var mı? Var ama hepsi kirada. Gitmek istemiyorum yanlarına da. İzmir Valiliğinden yapılan duyurunun ardından 15 Eylül'den itibaren geçici konaklama merkezinden çıkarılacaklarını öğrenen vatandaşlar alınan karara tepki gösterdiler. Depremden beri burada kalıyoruz. Emekliyim ve 179 engelliyim ben. 15 Eylül'de Sayın Valimiz bizi buradan atıyor. Ama biz valimizden en az bir yıl daha burada kalmayı bekliyoruz. Hatta 2011 yılında Van depremindeki Van Valisi'nin yaptığı gibi 2013 yılında Van depremindeki kiracıları da TOKİ'den ev yaptırıp teslim etti. Bizim İzmir valimizin neyi eksik oradan? 4 milyar şu an maaşımız oldu. Nasıl kira tutup nasıl oturacağım? Yani sadece ben değil, herkes bizim gibi aynı durumda. Benim binam yıkılmış. Ben de yukarıdan hak sahipliği istiyorum. İkincisi de yapılana kadar burada oturmayı ya da yukarıdan vermelerini istiyorum. Yani nasıl yapacağım, ne yapacağım, ben de şaşırmışım yani herkes gibi. Biz apartman görevlisiyiz. Biz aynısı burada, Allah razı olsun. Burada kaldık 1,5 sene. Bizi çıkartacaklar Eylül'ün 15'inde. Biz de çok kötü durumda. Emine Erdoğan geldi bizim eve. Benim eve geldi, dedi ki biz kimseyi burada buradaki kalan vatandaştan hepsine ev sahibi yapacağım dedi. Yukarıdan TOKİ'ye vereceğim dedi. Kendi ödeme güçlerine de biz buna da razı geldik ama bizi Eylül'ün 15'ten çıkaracaklarmış. Bizim halimiz ne olacak? Biz buraya çadır kuracağız. Başka çaremiz yok. Önce çadırlarda, yurtlarda devletimiz barınma imkanı sağladı. Ancak şu son gelişmelerde 21 günlük ilk etapta bir süre verildi boşaltılmasıyla ilgili. Biz bunun üzerine itiraz edince vali bey benim haberim yok dedi. Ondan sonra süresiz uzattım dedi. Daha sonra 75 günlük bir süre verdi. Bu süre Eylül'ün 15'inde tekabül ediyordu. Eylül'ün 15'inde boşaltılacağı söyleniyor.
Burada barınma merkezi yönetimin tarafından da baskılanıyoruz sürekli. Mobbing uygulanıyor. Ne zaman boşaltacaksınız? Boşaltın. İşte elektrik, su kesme gibi şeylerle tehditler ediliyor insanlar. Sadece bunu özürlü parasıyla geçiniyoruz. Bu da özürlü de okula gidiyor. Bu benim oğlan. Bir idaremiz yok, paramız yok, kuruş yok. Zaten gelirim hiç yok, maaşım da yok. Ben %50 zihinsel engelliyim. Böbrek hastalığım var, şeker, hipertansiyon hastasıyım. Biz buradan çıkartıyorlar, biz nereye gideceğiz? Durumumuz vahim, çok kötü. Babam zaten yaşlı, çalışamıyor. Yani Cumhurbaşkanımızın sesimizi duyursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şu anda 20 aydır burada barınıyoruz ama devletimizin bize verdiği söz gibi yukarıda yapılan TOKİ konutlarından parasını ödeme kaydıyla ev istiyoruz. Bu söz zamanında verildi. Biz de onun bedelini ödeyecek gücümüz var. Şu anda ben 2 aydır lenfoma yani lenf kanseri görüyorum ve buradan bir ay sonra çıkartılacağım. Emine Erdoğan geldi. Emine Erdoğan hanımefendi bize söz verdi. Dedi ki hiç kimse açıkta kalmayacak. Herkesi yerleştireceğiz. 2 yıldır konteynerde, tenekenin içinde bu güneşte yandık. Klimamız bile yok. Kendi imkanlarından klima takanlar klima taktı. Serin serin içinde oturdu. Neden insanları sınıflandırıyorlar? Büyük boy yumurta, orta boy yumurta, küçük yumurta. Küçük yumurtaları atıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Depremzedeler konteyner kentte psikolojik şiddet de gördüklerini iddia ettiler. Konteynerde tenekenin içinde hayatımız söndü. Yukarı şu yerde TOKİ'den ev istiyoruz. Denizli'de dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Şubesi'nin de üyesi olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı TİSVA 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programın ilk günkü etkinliği Pasvak'ta yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Aziz Akgül ile TİSVA'nın 65 ildeki 95 şube çalışanı katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada dar gelirli girişimci kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla gerçekleştirilen projenin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Aziz Akgül hocamızın başlatmış olduğu bu israfı önleme vakfıyla gerçekten ülkemizde ayrı bir yürüyüş, ayrı bir bakış, ayrı bir anlayışı ortaya koydu. Gerçekten bu fikir ülkemizde başladığında çok çok kıymetli hale geldi bugün. Geri dönüp baktığımızda 20 yıl geçmiş ve 20 yılın sonunda birçok güzellikler ortaya konmuş. Hanımlar, değil mi? Bayanlar çok çok kıymetli. Onlar evde ekonomiye katkı sağlaması lazım. Üretime girmesi gerekiyor. Aziz hocamın en büyük önerisi ve fikri balık tutmayı öğretmek gerekiyor. Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek gerekiyor. İşte mikro kredi de bu anlamda çok çok kıymetli. İnsanların işe yaraması, insanlarımızın üretime katılması çok çok önemli. Sizler birçok şehirden geldiniz. Zaten bu konunun benden kat kat fazlasını, detaylarını biliyorsunuz. Ve orada çok güzel örnekler ortaya çıkmıştır mutlaka. Şehrimizde de çok güzel örnekler var. Ve bu küçük küçük verilen destekler aslında insanlara nefes oluyor. Bize göre küçük ama o insanımıza, kadınlarımıza bir nefes oluyor. Belki gözlerinin ışıldığını görüyoruz. Hayata tutunduklarını biliyoruz. Ve ekonomiden de çok büyük katkı sağladıklarını ve her geçen gün büyüyen ve başarı sağlayan iş kadınlarımız haline geldiğinde Denizli'mizde birçok örneklerinde şahit oluyoruz. Bu noktada ben bu yürüyüşü başlatan ülkemizde sayın değerli hocamız Aziz Akgül'e çok çok teşekkür ediyorum. TİSVA'nın 20. kuruluş yıl dönümü programlarının ikincisi ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Aziz Akgül burada yaptığı konuşmada Denizli'de Türkiye'nin en değerli mikro kredi uygulamasını Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 15 yıldır Denizli'de mikro kredi faaliyeti yürütüyoruz ve bu faaliyetlerimiz sırasında Denizli Büyükşehir Belediyesi
çok istisnai, çok mükemmel bir seviyede mikro krediye destek veriyor. Burada da gerçekten başarılı, değerli bir uygulamanın içerisindeyiz. Ali Başkanım, şahsınızda Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, her bir ferdine çok teşekkür ediyoruz efendim. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci de kadınların inandığı her projenin çok başarılı olduğunu dile getirdi. Bir projeye kadınlar inanırsa o proje başarılı olur. Çünkü kadının elinin değdiği yerde bereket vardır, bolluk vardır. Evin sevk ve idaresi de kadınlardadır. Bakmayın biz erkeklere, biz evin reisiz falan diye biraz böyle öbürlenerek gezdiğimizi. Evde kadınlar da isterse o olur. Zaten mutluluğun formülü de o. Dolayısıyla başarılı kadınları desteklemek, ev ekonomilerine katkı sağlamalarının önündeki engelleri kaldırmak, istihdama katkı koymak adına adım atan, adım atmaya niyetlenen bütün kadınlarımızın elinden tutmaya gayret ettik. Konuşmanın ardından TİSVA'nın 65 ildeki 95 şube çalışanının katıldığı bir seminer gerçekleştirildi. Daha sonra meslekte 10. yılını dolduran şube çalışanlarına plaketleri verildi. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı TİSVA ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2009 yılında hizmete başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Ofisi, dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını amaçlıyor. Kendi işinin patronu olmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam yaratmak isteyen kadınlar karşılıklı güven esasına dayalı sermaye sistemiyle destekleniyor. Denizli'nin tüm ilçelerine hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Ofisi ile ilgili bilgi almak isteyen kadınların 0549 741 8904 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16, 17, 18 Ağustos günlerinde gerçekleştirilecek 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'la çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı tarafından ilçe girişinde karşılanan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Bektaşlar Cemevi ve Mesire alanının açılışını gerçekleştirdi. Hacı Hünkar Hacı Bektaş Veli yüzyıllardır aslında bu toplumu ve bu toprakları besleyen bir ulu pınar. Ve ben açıkçası 12 yıl önce ilk kez Hacı Bektaş ilçemize Hacı Bektaş Veli'yi ziyarete ve anmaya gelmiştim. Çok etkilendim. O günden bugüne de aralıksız gelmeye özenle gayret ediyorum. İnsan olmanın, erdemli olmanın güzelliğini ortaya çıkaran bir aydınlık Hacı Bektaş Veli. Dolayısıyla hoşgörüsüzlüğe ve karanlığa karşı bir felsefeyi taşıyor Hacı Bektaş Veli felsefesi. Aynı zamanda karanlığa karşı tutulmuş da bir ışık gibidir. Bu bakımdan her yerde ve her zaman bu toprakların derinliklerinden bizi besleyen bu ruhu anlamak adına çok çalışmalıyız ve zihnimizden çıkartmamalıyız. Aynen Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Bu toprakların velileri, dervişleri, evliyaları gerçekten inanıyorum ki yüzyıllardır bizimle beraberdi ve bundan sonra da dünya var oldukça bizimle beraber olacaklar. Bu bağlamda geçen yıl malumunuz 750. yıl dönümü anmasıyla ilgili, vefatının yıl dönümüyle ilgili birçok etkinlik yapıldı. Bu noktada biz de İstanbul'da Hacı Bektaş Veli'yi anarak Serçeşme buluşmalarımızı gerçekleştirdik ve çok özel bir anı yaşadık diyebilirim. Yüz binlerce insanımız İstanbul'da
İstanbul'da bizimle beraber oldu ve hep beraber andık, hep beraber düşündük. Tabii bu anı aynı zamanda bir kısım eserlerle de süslemeyi ve kalıcı bir eser dizinini vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ettik. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Süreyya İnşaat'ın sahibi Süreyya Kaya ile Kaya ailesini iş yerlerinde ziyaret etti. Denizli Ticaret Odası'ndaki faaliyetlerini, projelerini ve hizmetlerini anlattı, sektörleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Erdoğan daha sonra oda üyelerinden Ak İnşaat'ın sahibi Ekrem Gündüz'ü de ofisinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sektörleri, odaları ve faaliyetleriyle ilgili önerilerini dinledi. Erdoğan, Denizli Ticaret Odası üyelerinden Yapı Kaya İnşaat'ın sahipleri Mehmet Emin Kaya ve Bilal Kaya kardeşleri de iş yerlerinde ziyaret etti. İşlerini, sektörleriyle ilgili odalarının hizmetlerini istişare etti, çalışmaları hakkındaki düşüncelerini anlattı. Başkan Erdoğan, aynı sektörde yer alan Denizli Ticaret Odası üyelerinden Altın Makas Mimarlık İnşaat'ın sahibi Nihat Altın Makas ile iş yerleri ortak olan mimar oğlu Vedat Altın Makas'ı da ziyaret ederek sektörleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Odalarındaki faaliyetleri, projeleriyle hizmet anlayışını anlattı. Altın Makas Mimarlık İnşaat'ın sahibi Nihat Altın Makas ile mimar Vedat Altın Makas da Başkan Erdoğan ile meslek komitelerinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Denizli Ticaret Odası üyesi Ateş İnşaat'ın sahibi Mahmut Ateş'i de ofisinde ziyaret eden Başkan Erdoğan ile beraberindekiler hayırlı işler diledi. Sektörleriyle işlerindeki güncel gelişmeleri istişare etti. Genç girişimci Ateş kendilerinden her zaman desteğini eksik etmediğini söylediği Başkan Erdoğan'a ziyaretinden ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın son durağı üyelerinden Çözüm Yapı'nın sahipleri Mehmet Çoban ile Ali Çoban kardeşlerin iş yerleri oldu. Çoban kardeşleri ziyaret ederek sektörleriyle ilgili istişarede bulundu. Başkan Erdoğan'a ziyaretlerinde DETO Meclis üyeleri Erol Kaya, Mutlu Başaran, Mehmet Oğuzhan Şahan, Mehmet Taştan ile DETO 3. Meslek Komitesi üyesi Tayyip Yolcu eşlik etti. Denizli Pamukkale Belediyesi'nin gönüllü personellerinden oluşan ve kısa adı PAKUT olan Pamukkale Arama Kurtarma Timi artık AFAD'la birlikte önemli görevlere hazır. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örkin'in talimatlarıyla Pamukkale Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Koordinesi'nde Temmuz 2020'den bugüne yüzlerce saat eğitim alan 27 kişilik ekip olası afetlere karşı eğitimlerini tamamladı. 2020 yılından bu yana birçok sivil destek ekibinden eğitim alan PAKUT, Sarayköy Orman Yangını ve Tanker Faciası, Göktepe Uçak Kırım Kazası, Acıpayam Depremi, Bozkurt Depremi, İzmir Depremi ve 2021 yılındaki orman yangınlarında görev aldı. Daha ileri seviyelerde görev yapabilmesi adına eğitimlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi, gerek teorik gerekse saha eğitimlerini AKUT Arama Kurtarma Derneği, AKUT Enstitüsü, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden eğitim alarak gerekli tatbikat çalışmalarını tamamladı. Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi son olarak AFAD'ın verdiği tüm tatbikat ve yapılan sınavlardan başarıyla geçerek hafif ekip kentsel arama kurtarma akreditasyonunun sahibi olmayı başardı. İstanbul AFAD Yönetim Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen akreditasyon ve destek AFAD gönüllüleri sertifika teslim törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi PAKUT, AFAD'dan akreditasyon alan Denizli ve Ege bölgesinin ilk belediyesi oldu. 17 Ağustos depreminden önemli dersler çıkarıldığına değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 1999'dan önemli dersler çıkardığını ifade etti ve PAKUT ekibini kutladı. Denizli'den benim de arkadaşım, Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi PAKUT aramızda. Bugün hakikaten memleketimizin birçok noktasından, birçok yöresinden birçok bu eğitimleri almış ve bu akreditasyonu hak kazanmış hem derneklerimiz, hem belediyelerimiz,
hem de arama kurtarma ekiplerimiz var, kurumlarımız var. Evet, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Son olarak aziz milletimizde bir çağrıda, daha doğrusu bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasının ardından arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarını verdi. Teşekkür ediyoruz, başarılar. AFAD'dan akreditasyon alan Denizli ve Ege bölgesinin ilk belediyesi olan Pamukkale Belediyesi, afet bölgelerinde arama kurtarma, söndürme ve yardım çalışmaları için 27 kişilik ekibiyle AFAD'la koordinasyon içerisinde görev alabilecek. Evet, şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'da çok hayırlı bir iş için bulunuyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun liderliğinde ve önderliğinde başlatılmış olan bir sivil farkındalık, bir kurumsal farkındalık etkinliğinin, eyleminin açıkçası meyvelerinin toplandığı bir gündeyiz. Evet, İstanbul'da AFAD'la birlikte gerçekleştirilen bir sertifika töreni burası. Burada ülkemizin bir gerçeği olan çeşitli afetler konusunda maalesef memleket olarak yaşadığımız bir takım sıkıntıları bertaraf etmede ekipler olarak yardımcı olacak bir takım ekiplerin sertifika törenleri verildi. Bizim açımızdan da önemli, gururlu bir gündü. Çünkü Ege bölgesinde bir belediye olarak bu sertifikaya sahip olan, yani AFAD'la işbirliği içerisinde afetlere erken müdahale konusunda kurulmuş olan ekip konusunda ve sertifika almış bir ekip konusunda belediyeler içerisinde Ege bölgesinde bir ilk olmuş olduk. Elbette ki itfaiye gibi kuruluşlarımız zaten bu amaçla yetiştirilmiş ve eğitilmiş kuruluşlarımız hariç tutuyorum. Onların hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ancak yerel yönetim olarak bizim şu anda almış olduğumuz bu sertifika gerçekten çok önemliydi. Milli mücadele kıvılcımının ateşlendiği yiğitlik ve cesaretiyle düşmana karşı kahramanca direnen Kuvayi Milliyeşehri Balıkesir'in milli mücadeleye verdiği büyük gücün anısı, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından hazırlanan Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında 100 kişiyle zeybek gösterisiyle taşlanacak. Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 6 Eylül'de Atatürk Anıtı'nda 7'den 70'e 100 kent gönüllüsü yiğitliği ve mertliği sembolize eden zeybek oyunu oynayacak. Bu kapsamda gönüllü eğitmenler tarafından verilen Harmandalı zeybeği eğitimleri devam ediyor. Balıkesir Kent Konseyi Genel Koordinatörü ve gönüllü eğitmen Nursel Süzener Kılıç konuyla ilgili bilgi verdi. Bu yıl dedik ki Kuvayi Milliyeşehri Balıkesir'imizin kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında zeybek oynamaya sen de var mısın dedik ve 7'den 70'e tüm halkımızı davet ettik. Bu faaliyetin içinde olmak çok büyük bir gurur. Harmandalı zeybeği ile böyle bir paylaşımda bulunmak onur verici. Kuvayi Milliye'nin 100. yılında 6 Eylül'de gösteri yapacağımız için buradayım. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindeki ilçe yöneticileri World Türk Denizli stüdyolarını ziyaret etti. Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ ve Yönetim Kurulu Üyesi Vekil Erdağ ağırladı. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ ziyarette Yılmaz ve beraberindekilerle sohbet etti. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz açıklamalarda bulundu. Başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanlığı olarak yerel medyanın siyasetteki gücünü, tanımını çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar etkinliklerimizin, projelerimizin haberleştirilmesinde sağladığınız katkı için teşekkür etmek istiyorum. Halkımızda, hemşerilerimizde kendimizi daha doğru, daha etkin şekilde anlatmamızın yolunun artık bu çağda medyadan ve sosyal medyadan geçtiğini biliyoruz. O haliyle Pamukkale ilçemizde biz insanımızla daha çok iletişim kurmak suretiyle Milliyetçi Hareket Partimizi, genel merkezimizin ilkelerini, talimatlarını
daha doğru, daha etkin aktarmak suretiyle Denizli kent siyasetine, ilçe siyasetine katkı sağlama niyetindeyiz. Biz ülkücü ve milliyetçi camiaya mensubiyetten her zaman onur duyuyoruz. 53 yıllık Türk siyasetine şanla, şerefle mührünü vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup olmak bizim için farklı bir mutluluk. Ben ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi'yi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sayın Genel Başkanımız, bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı hepimizin bakış açısına şiar olmuştur. Bunları ifade etmek istiyorum. Denizli Honaz Belediyesi kentte sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi amacıyla Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odaları ile işbirliğine giderek ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği protokolü yaptı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, işbirliği protokolünün amacına ilişkin bilgiler verdi. Biliyorsunuz daha bundan birkaç gün önce Kuşadası'nda bir deprem yaşadık. Bu bölge deprem kuşağı, daha doğrusu ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Bizim işte Gölcük depreminden, Erzincan depreminden, Van depreminden birçok çıkarım yapmamız gerekiyor ama maalesef bu konuda deprem oluyor, bir ay sonra, iki ay sonra hayat normale dönüyor. Aslında aileler için İzmir depremi, aileler için hayat aslında normale dönmüyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir açıklaması vardı. Ağır ve orta hasarlı binaların sayısı beklenenin yaklaşık 3 katı olduğu ortaya çıktı. Şunu söyleyebilirim, hem güvenli ortamda, sağlıklı ortamda yaşayabileceğimiz konutlar üretmeliyiz. Hem de estetik binalar üretmeliyiz. Yani ben hep göreve geldiğimden beri onu söylüyorum. Diyorum ki her binanın bir kimliği olmalı. Her ilçenin, her mahallenin bir kimliği olmalı. Girdiğimizde o mahalledeki evlerden, o mahalledeki binalardan o yörenin sosyal ve kültürel yapısının kimliğini hissedebilmeliyiz. İşte Alaçatı gibi, ne bileyim Safranbolu gibi. Yani aslında biz bunu daha önceki dönemlerde başarmışız ama son dönemde kutucuklar halinde binalar yapmışız ve ilk depremde yıkılan ya da ağır hasar gören yüksek katlı binalar yapmışız. Tabii ki yapabiliriz. Dünyada yüksek katlı binalar ta Uzak Asya'dan Amerika kıtasına kadar her yerde var. Ama biz bunları yaparken örneğin dünyanın bilinen en yüksek katlı kaçak gecekondularının olduğu demet evler gibi yapmamalıyız. Hep onu söyleyeyim. Ben Ankara'da yaşadığım için biliyorum. İlk depremde bunların hepsi birer mezara, birer tapuda dönüşmemeli diyorum. O nedenle bu protokol benim için çok değerli. Bizden sonra gelecek kuşakların güvenli ortamda, sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için onların yaşadıkları mahallelerin, yaşadıkları evlerin, konutların gerçekten çocukları için, torunları için güven arz etmesi gerekiyor. Bunu başarmak için yola çıktık. Ben Sayın Başkanıma, Yönetim Kurulu'na, bütün ekibe teşekkür ediyorum. Çünkü bilimin yol göstermediği, bilimsel bulguların ve bilimsel bulguların uygulanmadığı hiçbir uygulama, binadan tarıma, işte sanayiden diğer makina sektörüne kadar hiçbirisi rekabet edebilir, aynı zamanda sürdürülebilir özellik taşımıyor. Bu nedenle ben bu protokolü çok değerli ve önemli buluyorum. Mühendissiz ve mimarsız bir yapının kente yakışır ve sağlam olamayacağını söyleyen Türk Mühendis ve Mimar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, imzalanan protokolün önemine değindi. Şimdi biliyorsunuz son dönemlerde imar hafları, çıkan yeni kanunlarla mimar mühendis arkadaşlarımız sürecin dışında daha çok kalmaya başladılar veya bırakılmaya çalıştırıldılar. Bizim için bu imzaladığımız protokol en başta bu anlamda çok kıymetli. Çünkü mühendissiz, mimarsız sağlam yapı, işlevsel yapı, kente yakışır yapı hiçbir zaman olmaz. Biz bunun savunusunu yapıyoruz ve tüm belediyelerimizden de bu konuda ricacı olacağız. Yani mimar, mühendis, teknik eleman olmadan yaşanılabilir kentler, yaşanılabilir yapılar yapmak mümkün değil.
Başkanıma da bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Mimarlar Odası'na destek olduğu için. Biz de Mimarlar Odası olarak Honaz Belediyesi'nde teknik anlamda aklımızın erdiğince destek olabileceğimiz her konuda, bizim yardımcı olabileceğimiz her konuda teknik anlamda destek olmaya hazırız başkanım. Konuşmaların ardından Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği protokolünü imzaladı. Aydın Efeler Belediyesi yağcılar içinde 5000 kişilik aşure hayrı düzenledi. Belediye çalışanlarının kurduğu standta bereket aşı aşure kazanının başına geçen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla sohbet edip bizzat aşure ikramında bulundu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, aşurenin yapılışı ve içindeki malzemelerin çeşitliliği itibariyle özel bir tat olduğunu söyledi ve birlik beraberlik vurgusu yaptı. Muharrem ayında aşure, biliyorsunuz ki yapılışı itibariyle, içindeki malzemelerin çeşitliliği itibariyle insanlarımızın kalplerinin birleştiği, duygularının birleştiği, birçok etnik yapıdaki insanlarımızın bu aşure ayında birlikte dayanışma içerisinde olduğu günleri yaşıyoruz. Biz de Efeler Belediyesi olarak Efeler halkının yağcılar içinden çok geçtiği bu yerde bunu yapmayı daha uygun bulduk. Kalplerimizi pekiştiriyoruz, dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Bu tür etkinlikler, bu tür gelenekler, bu tür olaylar birbirimize kaynaşmamızı sağlıyor. Sevginin, o dostluğun, o kardeşliğin, o kalplerimizin birleştirme anlayışının sergilendiği gün, anlar olarak nitelendiriyorum. Aydın Nazilli Belediyesi tarafından Muharrem ayı sebebiyle belediye meydanında aşure dağıtıldı. Vatandaşa kendi eliyle aşure ikram eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Muharrem ayının önemine vurgu yaparak katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Birlikte mesai sarf ettiğim değerli kıymetli mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Böylesine zorlu günlerde Nazilli'mizi bir araya getiren projelerde, faaliyetlerde, etkinliklerde bir arada bulunmaktan çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok mutluyum. Halkımıza da teşekkür ediyorum. Bütün faaliyetlerimiz, etkinliklerimize ciddi bir şekilde ehemmiyet gösteriyorlar. Teşvik ediyorlar. Kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Mübarek aylardayız, mübarek zamanlardayız. Bunların hepsinin işte memleketimizin, milletimizin birliğine, dirliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum.